Ece Erken'le haftanın uzmanlarında yepyeni bir bölümle, yepyeni bir konukla karşınızdayız. O kadar çok özelliği var ki ben sadece iki tanesini sayabileceğim. Çiğdem Bora konuğumuz, Memleket Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı, Avrupa Bayan Dergisi gazetesi CEO'su. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi önce tanıyabilir miyiz? Aslında Türkiye'de sanat ve siyaset çevresinde tanınan bir isimim. Evet, bilinen bir isim. Avrupa'da, evet. Ama görünmeyen bir yüz. Bunun arkasında Avrupa'la Almanya ve Türkiye arasında bir köprü görevini görerek bir Türk kadını olarak Almanlara çok iyi şekilde tanıttım. 15 yıl. Burada Türk geceleri düzenledim. Tabii ki bunlar nedensiz değil. Orada gurbetçi olarak evet. Bir şeyler kanımıza dokundu ki bunu yapma gereği duydum. Türkiye'nin prestiji için, bir Türk kadını için. Biliyorsunuz ırkçı şeyleri var, konuları hala var. Yani şimdi şöyle, eğer güzel adımlar atılırsa kapanır o konu. Ben bunu 10 yıl önce de zaten başlattım. O zamanlar hiç unutmuyorum. Hatta Bilal Özbilge ile birlikte. Benim eski programda yapımcım. Evet, Burcu Hanım'la birlikte 10 yıl önce bir başlattık. Orayı da kızımdan esinlendim. Okula gidiyor, ağlayarak geliyor ya, eve. Kıyamam. Evet, ben de dedim, madem böyleyse dedim, Türkiye'nin prestijini yapmam gerekiyor ki dedim. Bu insanlara, oradaki gençlere bu ön yargıları kıralım. Evet. Tabii büyük bir projeydi. Eurovision tarzındaydı. İşte Alman kanalları RTL 1, RTL 2, tabii ARD bunlarla. Çıktı onlarda da. Hayır, bunlarla görüşmelerini yaptım zaten. Hani görüşmeleri, konuşmalarını yaptım. Sonra Köln Belediye Başkanı'na projeyi sunduğumda vav dediler. Çiğdem Hanım çok güzel. Biz burada varız dediler. Köln Arena sizindir dediler. Ve tabii ki bunlar da biliyorsunuz büyük projeler, dev projeler siyasi kanallarla oluyor. Sonra siyasete atılmaya mı karar verdiniz? İşte bak geliyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Sonra tabii Türkiye'ye yazıyoruz. Yok, ses seda yok. Hani bir proje, iki proje. Bu sefer Almanlar bir projesi oluyor Türk çocuklarıyla ilgili. Bana getiriyorlar çünkü değer veriyorlar, önem veriyorlar ki bana getiriyorlar o projeleri. Bu sefer yine de ses yok. Ondan sonra dedim madem benim bu kadar referansım var, bu kadar donanımım var. Yaş geldi 46. 50'ye doğru gidiyoruz. Ondan sonra benim enerjim de bitecek. Benim kendi ülkeme de faydam olmayacak. Şimdi böylelikle işte atıldım siyasete. Ya aslında siyasetin içerisindeydim de benim için yeni bir şey değil. Sadece gümrük kapısından girdiğim zaman o Edirne'yi görmem. Türkiye'de o yani hele şu son zamanlarda bir ekonomik kriz gerçekten çok üzücü. Ben şöyle biliyorum, bir çöp toplayanı gördüğüm zaman tabii ki ufacık şeyler yapıyoruz ama yetmiyor. Benim cebimin de bir sonu var. Hı hı. Hani nereye kadar? Tabii bunları da görünce dedim ben bunu siyasi kanallarla bunu yapabilirim, bunu başarabilirim. Hayat bana öyle bir şey öğretti ki şu 15 yılın tecrübesi kimseye eyvallah dememeyi öğretti. Bakanmış, milletvekiliymiş, oymuş, benim hiç umurumda bile değil kimse. Dedim yalnız başına yürüyeceğim. Allah Rabbim benim alnıma yazdıysa olur bu. Hı hı. Ben buraya makam için gelmedim. Hani Türkiye'ye, Edirne'ye, evet. Şöhret için de geldim. Zaten bunları tattım. İnanın hiç de o şeyler değil. Yalnız insanlarız. Hani benim acımdan hoş şey değil. Onun için dedim ben hizmet edeceğim. Evet. Dar gelirli ailelerin yanında olacağım. Niye bir Avrupa'nın bir caddesi çok temiz ki siz gitmişsinizdir. Almanya'ya gittiniz mi, Avusturya'ya gittiniz. Çok çok çok. İşlere yani, gidiyorduk güzel doğru. Evet. O evleri gördüğünüz zaman sanki dersiniz harikalar diyarındasınız. Böyle.
Hani çöp düzeni, temizlik. Dedim benim ülkemde niye olmasın bu? Ben bunu başlatacağım. Bağımsız olarak yola çıktım. Hı hı. Hiç kimseye de şarkı da bitirdik. Orada sevdiğim sanatçılardan Gökhan Doğru şarkıyı da bitirdi, seçim şarkısını. Sağ olsun kendisi hediye verdi. İşte yılların dostluğu, yardımlaşmamız, her şey karşılıklı zaten. Sonra Memleket Partisi duymuş beni. İki kere konuşuldu, pek oralıklı olmadım açıkçası. Sonra Muharrem Bey görüşmek istedi. tabii ki kıramazdım. Yüz yüze görüştük. Ondan sonra da kabul ettim. Çünkü içerideki ortam çok iyi, temiz. Herkes gönüllü. Devletten bir yardım almayıp da 61 ilde o merkezleri kurup oradaki iş adamlarının kendi ceplerinden verip, bu beni çok etkiledi. Dedim işte, hani vatan hasreti, insanlara yardım etmek için hani hiç parayı düşünmeden kendi kârlarından memleket için çalışmaya başlayanları görünce tabii bu beni gerçekten çok etkiledi. Şimdi de Memleket Partisi'nden belediye başkan adayıyım. Peki şehirde en büyük sorun ne? Nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? Ay, şehir mi? Kaos. Kaos yani. Nasıl anlatayım? Evler böyle iç içe. Yani park alanları yok. Yani bir deprem olsa, ki İstanbul depreyi Allah göstermesin, geldiği zaman Edirne'de gidecek. Sırf İstanbul'da olmayacak. Çevresindeki çürük binalar da gidecek. Yani evler o kadar düzensiz yapılmış ki iç içe. Ya ben bu stüdyoya geldiğimde bile gerçekten kriz geçirecektim. Yani insanların biraz bir anlayışı değişmesi lazım. Ama onları da anlıyorum. Park yerleri yok insanlara. Hani değişik park alanları olup, hani ya zaten başta düzen olmamış ki. Ben Allah nasip ederse Edirne Belediye Başkanı olursam ben bir enkaz alacağım. Almanya'daki konsolosluklarla görüşmüşüm. İş adamlarıyla görüştüm. Dedim, benim yanımda olacaksınız dedim. Ben bu Edirne'yi aldığım zaman vardır belediyenin arsaları. Fabrikadır, bilmem nedir. Oradaki ilk önce işsizlikten başlayacağım. İlk önce insanların yüzünü güldürmek istiyorum. Dualarını almak istiyorum. Hani böyle diyorlar, kreş yapacağız, sporsa. Ya mahalle arasında nereye yapıyorsunuz kreşi? Anne baba mutsuz ki. İlk önce anne babayı mutlu edin de evlatlarını zaten mutlu ederler. Ben o kafadayım. Öyle. Peki. Çarşıya giderken bakıyorum. Şimdi Edirne'de bir yer var. Çarşıya giderken böyle bir Ayşe Kadın semti var. Oraya giden bir yol var. Şimdi düşünüyorum. Daha olmadım ama düşünüyorum. Acaba diyorum ben bunu nasıl yapabilirim? Diyorum ortadan tramvay geçsin. Tam çarşıya kadar gidecek. Mahalle aralarını belirli noktalardan. Bisiklet yolları aynı Avrupa'daki gibi. Hmm. Ki insanlar ulaşımını daha rahat yapıyor. Ama yer yok. Hani bakıyorum diyorum ben bu taraftaki evleri yıktırmam lazım ki o caddeyi genişleteyim. Öyle olsun. Yani bakalım. Olmayacak şeyler değil. Her şeyin ucu paraya dönüyor. Paraya bakıyor tabii hayatta ki. Hayatta hiçbir şey imkansız yok, değil diye. Yok değil, değil. Geçiyorum. Bir de şöyle helalinden kazanırsanız ben şunu çok istiyorum. Belediye başkanı olduğum zaman ben bunu her zaman söylüyorum. Ben işimde evimde haram lokma sokmadım. Sokmam. Çünkü yarın öbür gün onun şeyini, yani biraz da dini inançları biraz böyle kuvvetli mi desem, inanan bir insanım. Hani onun için Edirne'mize de o tür şeyler gelmeyeceği için bence Allah bereketini verecek o şehre. İnşallah. Peki toplumun farklı kesimlerini temsil etmek ve ihtiyaçlarına cevap vermek için hangi yolları benimseyeceksiniz? Şimdi insanların, ben şunu kendimde şey edindim, ayda bir halk toplantısı ve birebir benimle görüşecekler. Ve o insanların görüştüğüm zaman dertlerini, sorunlarını kendim dinleyeceğim ve içimdeki onların sıkıntılarını hissetmek istiyorum kalbimde. Ben 2 gün önce bir kadın toplantısına gittim. Egolar bana göre değil, egolu insanlarla da hiç anlaşamıyorum, hiç de muhatap da olmuyorum zaten. Kadın toplantı, tabii şimdi görüyorlar beni, diyorlar yok Çiğdem Hanım bize de gelsinler. Başkanım diyorlardı zaten. Ya diyorum başkanı bir silin,
Bana, ben daha başkan olmadım. Başkan yapın ondan sonra söyleyin. Hani daha şu an ortada bir şey yok. Neyin başkanı? Bana Çiğdem Hanım ya da abla deyin dedim. Hani samimi davranın. Artık bu makamdır, bilmem nedir, bu resmiyet bir kenarda. Sonuçta siz kadınsanız, ben de kadınım diyorum. Ki diyorum olduğum zaman da diyorum şu aydaki toplantınız var ya diyorum günleriz. Ben de geleceğim diyorum, beni de davet edeceksiniz. Tabii ki orada insanlarla iç içe olduğunuz zaman, bir iletişimi kurduğunuz zaman işte o zaman sıkıntıları anlayabiliyorsunuz. Evet. Bu vakitte bu bayanların o kadar çok sorunlarını dinledim ki o bitti. Üniversite gençleri için zaten onlar zaten bizi ileriye taşıyacaklar. Ve burada her yıl seçildiğim vakit her yıl iki öğrencimizi, başarılı öğrencimizi anlaşma imzalayarak Almanya'da burs imkanı ve geri gelmek şartında. Oradaki donanımı Edirne'mize katsınlar, güzellikleri katsınlar, oradaki algıyı katsınlar. Şimdi bizim toplumumuz biraz Avrupa sevdasını çok yaşıyoruz ama bizim toplumumuz biraz Avrupa'yı geçmiş. Onun için hani Avrupa kötü değil ama bizim toplumumuz geçmiş 2-3 tık. Biraz aşırı fazla yani. Diyorsunuz. Evet. Peki son olarak Avrupalı Bayan Dergisi gazetesi hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Avrupalı Bayan gazetesi aslında aklımda pek bir yoktu yani gazete. Ama şimdi insanlar o kadar çok önemsediler ki yayınları. Şimdi bu arada da yayınlar ücretsiz. Ve tüm Almanya'ya dağılıyor. Erişebildiği kadar dağılıyor. Burada kaliteye çok önem veriyorum. Profesyonelliğe çok önem veriyorum. Çünkü bir Alman'ın avukat yazıhanesinde, doktor muayenehanesinde, Alman hastanesinde, alışveriş... Yani girmediği yer yok. Ama Almanlar da çok benimsiyor. Tabii onların da işine geliyor. Masaya koyuyorlar, bizim Türk müşterilerimiz var diyor, daha çok müşteri kapmak için. Ve oradan tabii ki çok popüler olunca, şimdi burada ücretsiz yayınlar sayılı. Baskılar çok olunca, şimdi gidiyorsunuz Türk dönercisinde buluyorsunuz, eczanede buluyorsunuz, her yerde var baskı çıktığı zaman. Ve ondan sonra tutuldu benim beraber iş yaptığımız grafikerimiz. Çiğdem Hanım dedi bunu da yapın dedi. O var dedi. İnsanlar dedi tamam dergi böyle ama gazetede okumak istiyorlar. Hadi o zaman kırmayacağım yapalım dedi. Öylelikle gazetede oldu. Spor dergisi de şöyle oldu. Oradaki Almanya'daki gurbetçilerimizin spor kulüplerinde sıkıntılar var. Çiğdem Hanım sesimizi duyurun. Kıyamadım onlara da. Yani ona kıyama, buna kıyama. Bu sefer kendiliğinden çoğaldı. Ama hiç düşünmedim yani popüler olacağını. Aklımın ucundan bile geçirmedim. Bir baktım. Bütün herkes tutuyor. Hayhane olmuşlar. Böyle bir durum. Ondan şair sonra olmuş. Ucu siyasete geldi işte. Peki, öyle. İyi ki doğmuş. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk ederim. Olduğunuz ben için. Ben teşekkür ederim. İnşallah Edirne için en hayırlısı İnşallah. Olur diyoruz. İnşallah. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Ha seçilmezsem olur ya, alacağım kahvemi, bakacağım, göreceğim bakalım Edirne'yi nasıl güzelleştirecekler. Çünkü insanların o kadar bir vaatleri var ki, aha. Benim için çok saçma. Çok saçma vaatleri var. Bakalım göreceğiz. Peki. Teşekkür ediyoruz teşekkür tekrar. Teşekkür ederim. Başka bir bölümde daha görüşmek üzere. Kanalımıza abone oluyorsunuz ve yorum bırakıyorsunuz. Biz de bekliyoruz. Hoşça kalın.